Hepinize merhaba arkadaşlar, Reyhan Hoca kanalına hoş geldiniz. Yine bir Reyhan Hoca bir mutfakta videosuyla sizlerleyim. Bugün size benim çok sevdiğim bir yemeği yapacağım. Sadece ben sevmiyorum, zamanında padişahlar da çok seviyormuş. Saray sofrasından bir yemek, ipucu veriyorum. Evet, hünkâr beğendi. Hünkâr beğendi diye başlamadan önce tabii ki hünkâr beğendinin olmazsa olmazı patlıcanı közlemekle başlıyoruz. Arkadaşlar, patlıcanları bir tepsiyle fırında halledebilirsiniz ama bence kesinlikle közlenmişi kadar güzel olmuyor. O yüzden benim tercihim eski usul bu şekilde ocağın üzerine patlıcanları közlemekte. Zaten patlıcanlar yavaş yavaş közlenirken bizim yapacak daha birçok şeyimiz olduğu için o yavaş yavaş kendini bozsun. O olmadan önce hünkâr beğendinin üstüne, yani et kısmına geçelim hemen. Bunun için de malzemeleri sıralamak istiyorum. İlk önce etimiz var. Bu ister dana ister kuzu, sizin zevkinize kalmış bir şey. 400 gram kadar. Bir büyük ya da iki orta boy kuru soğan, 3-4 diş sarımsak, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 adet orta boy domates, yarım yemek kaşığı domates salçası, 2 bardak sıcak su, 1 çay kaşığı da tuz. Beğendiği için malzemelerimiz ise 4 adet patlıcan, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı tereyağı ve daha da lezzetli olması, lezzetine lezzet katması için yarım su bardağı rendelenmiş kaşar, 1 çay kaşığı tuz. Şimdi patlıcanımız olurken biz etleri hazırlayalım. Önce hemen 3 yemek kaşığı zeytinyağını kızdıracağız. İçine kuru soğanları doğrayacağız. Onun üzerine sarımsakları. Bunları bir güzel kavurduktan sonra etimizi üzerine ilave edeceğiz. Ve etler suyunu salıp çekene kadar pişirmeye bırakacağız. Etler suyunu salıp tekrar çektikten sonra ise domatesimizi, domates salçamızı koyup iyice birbirleriyle kaynaşana kadar bir miktar daha ocakta karıştıracağız. Ondan sonra da onun kapağını kapatıp tamamen yumuşayana kadar pişmesini bekleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar, patlıcanımızı görüyorsunuz değil mi? Harika bir şekilde oluyor. Merak etmeyin, tabii ki bu kaşıkla karıştırmayacağım. İnce ince kıydığım soğanlarımı koyuyorum. Hemen kendine bir patlıcan alıp bu arada fark ettiyseniz patlıcanlarımız gayet güzel oldu. Bu da son patlıcanımızdı. Yalnız şöyle bir şey var. Ocağımız batıyor. Bu da bir gerçek. Yani ocak fazlasıyla kirleniyor bu taktikte. O zaman da ne yapıyoruz? Daha önce yayınlamış olduğum bulaşık diyorum. Buzdolabı poşeti ile ocak temizleme videosunu izliyorsunuz. Mahvolmuş ocakları nasıl eski haline getirdiğinize bakıyorsunuz. Ocağımızı biraz kısalım. Soğanlarımız yanmasın. Hemen sarımsaklarımızı da ilave edelim. Bu arada patlıcanı söndürdüm fark ettiyseniz.
Evet. Sarımsaklarımızı kattık. Bir güzel karıştırıyoruz. Şimdi etimizi koyalım. Evet arkadaşlar, bu arada kötü bir şey oldu. Kameramın şarjı bitmiş. Tabii ben bunu fark etmemişim. Ve kamera çekiyor diye konuşmuşum, anlatmışım. Neyse. Şimdi görmediğiniz kısımları sizin için tekrar ediyorum. Etleri koydum o soğanların, sarımsakların üzerine. Onları bir güzel kendi suyunda, kendi yağında kavurdum. Sonra kapağını kapattım. O etler suyunu çekti. Sonra şöyle önce bir saldı, sonra tekrar bir çekti. Üzerine domates rendesi ve salçamı koydum. Sonrasında çok az bir şey karabiberiyi de tuzunu ilave ettim ve bir miktar da su koydum. Şimdi kapağını kapatıp kısık ateşte bunun suyunu çekmesini bekleyeceğim. O sırada sizinle birlikte patlıcanlarımız. Evet, gördüğünüz gibi ben patlıcanlarımı soymaya başladım. Bu şekilde ocakta piştiğinde fırında piştiğinden çok daha lezzetli ve çok daha güzel kokulu oluyor. Ama evet, ocak batıyor, soyması daha zor oluyor. Ama lezzet için uğraşmaya zahmete değmez mi? Bence değer. Patlıcanlarımızı ince ince doğruyoruz. Eğer varsa öyle bir imkanınız, satır sırtı dediğimiz şekilde satırdan da geçirebilirsiniz. Ben şimdi sadece bir tanesini burada doğradım. Ama hemen diğerlerini de ilave edeceğim tabii ki. Patlıcanlarımızın hepsini koyduk. İyice kestik. Ama ben yine de emin olamadığım için bir de çatalla ezmek istiyorum. Bunu blenderdan da geçirebilirsiniz aslında, ama blenderdan geçirdiğinizde bu sefer de hiç ağza gelmiyor. Tamam, büyük büyük ağza gelmesi hoş değil, ama tamamen de bebek maması gibi de olması açıkçası çok tercih edeceğim bir şey değil. Yani azıcık patlıcan olduğunu dilimin üstünde hissedersem daha keyifle yerim diye düşünüyorum. Ve benim yemek yaparken en önemli şiarım, yani izlediğim yol, düşüncem şudur ki kendi yemeyeceğin bir şeyi kimseye yedirme. Ben bir şeyden yerken çok keyif almıyorsam, sırf olsun diye yaptıysam, yani başkalarına yedirmek için yaptıysam, o şeyin lezzetli olması çok da mümkün olmaz bence. Ve açken yemek yapmaya bayılırım. Şu anda çok açım. Patlıcanı da çok severim. Zor tutuyorum kendimi şunu ekmeğin arasına koyup kaşık kaşık yememek için. Evet, patlıcanlarımız hazır. Şimdi beğendiğimize kavurmaya başlayalım. Bir yemek kaşığı tereyağımız erimek üzere. Şöyle dolu dolu tepeleme bir yemek kaşığı da bunu koyuyorum ve hızlı hızlı hemen kavuruyorum. Bak olmamasına. Dikkat ediyoruz. İyice kavrulsun ki o un kokar ya. O koku olmasın diye. Ne kadar güzel kavurursak o kadar lezzetli olur. Efendim oğlum? Bir bakar mısın? Bir saniye anneciğim. Ocakta şey var. Bunu yiyeceğim lütfen. Sıcak burası. Gider misin anneciğim? Evet. Evde
çocuklar varken videoya odaklanmak çok da kolay olmuyor ama neyse ki onlar da alıştılar artık benim kayıtta olmama. Gördüğünüz gibi bu un tereyağı karışımımız iyice kavruldu. Şimdi bunların üstüne hemen yakmadan patlıcanları ilave ediyorum. Altını biraz daha kısacağım. Çocuklar devreye girince biraz acele ettim. Elim ayağımı karıştı. Ocağı biraz kirlettim. Ama olsun. Güzelce un ve patlıcanları birbirine yediriyorum. Gördüğünüz gibi tereyağı çıldırmış olmalı. Şurada da bir tane domates parçası kalmıştı bıçaktan karışan. Bir şey olmaz dedim. Israrla oradan bana el sallamaya devam ediyor. Kendinize görmüşsünüzdür. Kim? Domates parçası. Bu neyle yedik? Hünkar beğendi. Hünkar beğendi. Nereye? Evet. Olmalı mı? Hayır. Bir su bardağı sütümüzü de karıştıra ilave ediyoruz. Çocuğum dondursun. Anneciğim onu dondursan bile yemeği bırakamam. O yüzden zaten gelemem. Tamam? Gelmeni istemez mi? Bir şey söyleyeceğim. Tamam, bekle bir saniye anneciğim. Şunu bir halledeyim. Arkadaşlar ben solak olduğum için ve şu anda sol elimle su tuttuğum için farkındaysanız bir böyle naçar gibi garip karıştırıyorum. Şimdi değil anneciğim. Daha çok erken. Evet, sütümüzün hepsini ilave ettik. Şimdi bunun katılaşmasını bekliyoruz. Ama ocağı çok açmayın. Ne olur dibi tutar. Ayrıca kıvamı da güzel olmaz. Tutan dip kısımları pusur pusur olacağı için ağızda hiç hoş olmayan bir tat bırakır. Bu arada suyunu tam çekmeden bir çay kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz ki sonradan konduğunda tuz böyle keskin ağza geliyor ya, ondan çok hoşlanmıyorum. Evet, gördüğünüz gibi beğendiğimizin kıvamı gayet güzel bir şekilde oluyor. Çok az daha kendini bulması lazım. Bu aşamada ne yapalım? Hemen yarım su bardağı kaşar peyniri rendemizi de ilave edelim. Hepsi bir güzel birbirine karışsın. İç içe geçsin. Lezzet fırtınası kopsun. Kaşarı koyduktan sonra karıştırırken daha da dikkat edin. Çünkü dibine sarma ihtimali daha da artıyor. Ama dediğim gibi eğer kısık ateşte tutarsanız, ocağın altını çok açmazsanız kesinlikle tutma gibi bir sıkıntınız olmaz. Evet. Bu nefis oldu. Şimdi yine biraz cıvık gibi gelebilir size ama biraz da soğuyunca eşsiz olacak.
Ben hemen şu ocağı önce bir temizlemek istiyorum. Bu haliyle beni çok rahatsız ediyor. Bir de daha önce de söylediğim gibi böyle ocağa bir şey döküldüğünde ocak yanmaya yani kullanılmaya devam ederse o ocağı temizlemek daha da zorlaşıyor. Önce ocağımı temizleyeceğim. Sonra beğendiği servis tabağımı alacağım. Üzerine de hazırladığımız etlerimizi dökeceğiz. Bu arada siz o kameranın kayıtta olmadığı ara yani etlerin pişmesini beklerken ben bir de şehriyeli pirinç pilavı hazırladım. Güzel bir menü olacak. Evet. Beğendiğimiz gördüğünüz gibi katılaştı. Onu bir güzel servis tabağına alıyorum. Ben bunu sıyıracağım. Çok severim. Hünkar beğendiğinin dibini sıyırmayı. Genel anlamda tencere dibini sıyırmayı severim. Bizim orada bir laf vardır. Genç kızlar tencere dibi sıyırmayı severlerse düğününde çok yağmur yağar derler. Annem de bana öyle diyordu. Ben tencere dibi sıyırmayı çok sevdiğim için senin düğününde çok yağmur yağacak diyordu. Düğünümde yağmur yağmadı. Ama dökmüşüm oraya da onu sakladım bu arada. Ama oğullarımın sünnet düğününde hakikaten yağdı. Aslında çok yağmur mevsimi de değildi ama deli gibi yağdı. Evet. Evet işte. Muhteşem bir görüntü. Ağlamak istiyorum sayın seyirciler. Ağlamak istiyorum. İşte bu. Evet. Muhteşem hünkârımız muhteşem beğendiyle buluşabilir. Benim evde 3 tane hünkârım var. Bakalım beğenecekler mi? Umarım beğenmişsinizdir. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size ufak da olsa bir fayda sağlamışımdır ya da en azından bir fikir vermişimdir. Yemek videolarının gelmesi istiyorsanız bu videoları beğenmeniz ve izlemeniz gerekiyor. Çünkü okullar açıldıktan sonra ben Reyhan Hoca Mutfakta serisine bir süre ara verip tekrar konu anlatım videolarına döneceğim. Bunların da devam etmesini istiyorsanız bu videolarımın da ilgi gördüğünü görmem lazım. Biraz şımarıklık yapıyorum burada. Evet. Dediğim gibi benim asıl işim öğretmenlik. Konu anlatım videolarım devam edecek. Bunlar yaz döneminde hazırladığım bir anlamda stok videolar. O yüzden bunların devam edebilmesi için yani okullar açıldıktan sonra da bol bol böyle mutfakla ilgili tüyoların ve videoların gelmesi için de kanalımı beğenmeyi, yorum yapmayı, isteklerinizi, sorularınızı yazmayı unutmuyorsunuz. Hala abone değilseniz tabii ki ne yapıyorsunuz? Kanalıma abone oluyorsunuz. Reyhan Hoca Mutfakta serisinden bu seferlik bu kadar. Görüşmek üzere.